Şimdi başlık şu, niye böyle yapıyor, niye böyle söylüyor deme. Başlığımız bu. Bunu Hasret'in Gafur dinlemesi lazım. Bizimle hiç alakası yok. Onun için rahat olun. Dinlemeyebilirsiniz. Yani diyoruz ya daha çok. Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyor? Veya niye böyle söylüyor? Deme. Niye? Niye? Bak, neye ne kadar inanıyorsan onu o kadar fedakarı ve cesuru olursunuz. Çok acayip. Bu da Silivri Hapishanesi'nde yazılmış. 23.08.2017. Silivri hücre 34. Koğuşta yatmadım, hep tek yattım. O üç kişi hariç, üç hafta hariç. Bu da tabii hapishane ruhu, halet-i ruhiyesinin avcı gibidir. O ruha düşen mana. Yani normal masada böyle dershanede yazılmamış. Seyahatte yazılmamış. O hali. Bak hele o bütün Türkiye'nin linç kampanyasında hedef gösterildiğim zaman. Bak cevaba bak. Neye? Ya ne biçim adamsın böyle şöyle falan deniliyor ya. Bak. Neye? Lütfen bu cümleyi alın. Neye? Ne kadar inanabiliyorsan, inanıyorsan onu o kadar, onun o kadar fedakarı ve cesuru olursun. İnandığın kadardır. Ölümüne nasıl fedakarlık yapılabiliyor? Sahabeyi düşün. El cevap. Nasıl adam canlı bomba oluyor terörist? Hani uyuşturucu içenler hariç, %99 uyuşturucu içiyor. Ama Müslüman namı altında olan da var. Bomba, canlı bomba yapıp uçuruyorlar. Niçin? Nasıl yapabiliyor? Çünkü inandığı dava hayatından daha değerli ise yapamayacağı bir şey kalmaz. İnandığı dava kendi hayatından daha değerli ise o zaman daha değerli bir şeye düşük bir değeri teslim etmek gayet mantıklıdır. Hayatınızdan daha değerli bir şeyiniz var mı? Arabada gider değil mi? Hayatın gitti mi? Arabadan gider, eşin, aşın, işin, paran, her şeyin gider. Ama hayatından daha değerli bir şey peşine koşuyorsan, hayatı sürüklüyorsan, hayatını sürükleyen hayatından değerliyse, onun uğruna yapamayacağım, veremeyeceğim bir şey yoktur. Hani diyor ya, inanıyorsanız, inanabiliyorsanız üstünsünüz. Bir daha. Nasıl bunlar ölümüne, öleceklerini bildiği halde bu cesareti ve fedakarlığı yapabiliyorlar? El cevap, çünkü inandığı dava hayatından daha değerliyse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Davası hayatını ortadan kaldırmış. Onun dava, onun hayatı mayatı yok ki, onun hayatı davadır. Başkalarına aptallık, muvazenesiz, mantıksız veya dengesiz gözükürken onun aleminde esas olmuş, merkez olmuş. Yani her şeyi olmuş o. Bazısı onun söylediği, yaptığı işler, söylediği sözler var ya, bazılarına şöyle karşılık buluyor. Aptal, muvazenesiz, mantıksız, dengesiz gözükürken onun aleminde esas olmuş, merkez olmuş, her şey olmuş. Bu inanabilmek. Usta şöyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu zaman ve haşir meydanında ümmeti ümmeti diyecekmiş. Demiş, diyecekmiş. Cehennemin o haşir meydanını anlatmıştım. Hücum ettiği zaman bütün peygamberler dahi her saat secdeye kapanırken Allah Resulü cehennemin üzerine hücum ediyor. Ümmeti ümmeti diye. Cehennem geliyor, bu da geliyor. Allah devreye giriyor. Cehennem öyle aptalma falan değil ha. Öyle bir ateş mateş böyle şey katran falan değil. Akıllı, şuurlu ne yaptığını biliyor. Allah diyor ki cehenneme Celle Celaluhu. Maliktir müekkili.
Muhammed sana haram değil mi diyor. Ondan sonra Muhammed aleyhissalatü vesselam'a böyle üzerine kaşı kaşı gelince ona haram olduğu için böyle su gibi etrafını yılan gibi sarıyor. Yani canından daha değerli Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh diyor ya, benim ya Rabbi vücudum o kadar büyük ki. Bu fedakarlık inanç, inançla orantılıdır. Davranışlarımız, konuşmalarımız inançlarımızla orantılıdır. Ne kadar hayatından daha değerli bir şeyin varsa hayatının onun peşine koşarsın. Hikaye diğerdir. Eğer sen iş için, para için namazın kaza kalıyorsa senin inancın o kadardır. O iddia ettiğin değildir. Yaşadığındır. Yaşadıklarındır. Eğer namazların kazaya kalıyorsa işinden dolayı abi geçim. Kıyamet kopmaz ki, iş değiştir. Afrika'dakiler gibi açlıktan karnın mı şişti? Biz bu dünyaya para kazanmaya değil, iman kazanmaya geldik. Yapmayın abi ya, bazen sabah namazı kalkamıyoruz biz. Ha o değil, kalkamamak değil. O beşeri şey. Yani kalkamamak. Hayır o değil. Öğleyin şey yapıyorsun, tahsil yapıyorsun. İlk ekmek çıkartıyorsun. Servis yapıyorsun. Abi cami yok. Bulursun. Çek arabayı bir parka. Seccadeni ser. Bir sürü programlar indirmişsin cephe. İndir kıblen abi. Yok bende de kusur var abi. Sabah namazda kalkamamak da bir kusur var. Kusur ama o buna da benzemiyor. Bile bile aklın şuuru uyanmış namazı geçiriyoruz. Bu olamaz yani. Vallahi ben orucuyu düşünemem. Yemin ederim düşünemem. Bilerek namazını kazaya bakmayın. Vallahi billahi tallahi düşünemiyorum. Aklım almıyor. Aa geçiyor. Adam bir şey içine sahip. Dedim ki elim kelepçeli. İçeriden, hücreden şeye getiriyorlar yine sorguya. Mahkemeye de mahkememiz devam ediyor. İçerideyim. Ayda bir getiriyorlar. Kelepçeli. Dedim ben namaz kılacağım. Ancak dedi mahkeme duruşmadan sonra dedi jandarma. Ne zaman? O da gece 11-12. Ne diyorsun dedim ya. Ondan sonra o mahkemeye bekleyene kadar örnek olsun diye söylüyorum. Mahkeme şeye beklesin diye telli böyle bir koşa koyuyorlar. Orada iki elimle böyle de yapamadım. Şunla duvarla teyemmüm yaptım. Yağlı boya ise, demirse pantolonunla yapıyorsun. Kumaş, toprak cinsinden temim yapıyorsun. Beni öyle görünce o komutanım ona nasıl bağırdı? Bu diyor ne kadar samimi baksana diyor falan. Açtılar diyeyim. Ve kesinlikle yanımda durdu. Açması yasak olduğu halde. Açtı kelepçeyi, ben yanımda durdu. Al hoca dedi abdesti. Bak böyle de. O da deva adamı. O da deva adamı. Evet. Hepsi de var. Samimi olunca niye söyledim? Allah sana hizmetçi çıkarır. Sen yeter ki samimi ol. İman varsa imkan vardır. Evet. Vardır. Hamdolsun. Bazısına bir daha tekrar edeceğim. 3 defa olsun. Özür diliyorum ya. Niye tekrar ediyorsunuz? Bazısı senin o sözlerin, davranışın aptallık, muvazenesiz, mantıksız veya dengesiz. Muvazenesiz adam ya. Gözükürken onun aleminde esas olmuş, merkez olmuş, yani her şey olmuş. Mesela İsa, İbrahim aleyhisselam şimdi yaşasaydı en büyük haşa haşa, 100 bin lira haşa, dengesiz adam olurdu. Gitti baltayla putları kırdı yani. Fiile. Kırdı mı kırmadı mı? Kırdı. Şimdi yapılsa o, şimdi şartta, o şartta daha kötü, tek başında. Yani şu anda sen bir şey yapsan gene seni takdir edecek kişiler var, fanatikler. Öyle değil mi? O tek değil mi? Tek ya. Tek ya. Çocuk bir de, genç. Ya Allah aşkına yaptım yapmadım. Vay İbrahim. Ama Allah'ın için ne diyor? O tek de ama bir ümmetti diyor. Bunu Allah diyor ha. Böyle olanlar da ümmettirler. Tektirler ama ümmettirler bunlar.
Bunlar limandaki babalara benzerler. Fırtına, deniz fırtınasındaki batacak gemilerini, dostlarını kendilerine bağlarlar ve korurlar. Onun için demiyor mu o ümmetti? Diyor mu demiyor? Hatırladınız mı? Kur'an'da o ümmetti diyor. Ve ceddin diyor. Peygamberimizin ceddiydi o. Bunun ne yaşı var, ne de cinsiyeti, ne de mekanı ve zamanı. Zamanı mıydı? Bunun ne yaşı var, ne cinsiyeti var, ne mekanı var. Bu da vardır. Ben Metris ve Silivri cezaevinde yakinen öyle insanlara ve kadınlara şahit oldum ki akıllara durgunluk veriyordu. Kadına DHKPC, TİKOAP liderlerle kaldık. Nasıl böyle? Herkes kibrit kutusu gibi tek tek. Bulunduğum koş şey hücre tek tek. Kadın İstanbul lideri, Türkiye lideri, El-Kaide lideri, TİKO lideri, DHKPC lideri vesaire. Hep liderler. PKK mesela hepsi oradaydı. Öyle kadınlar vardı ki İstanbul sorumlusu, Türkiye sorumlusu. Öyle acayip. Acayip. Ve sana selam duruyor biliyor musun? Şey yapmadığın için, davan için olduğun için. Acayip ya. Kesinlikle birbirlerine saygı gösteriyorlar. Dava adamı diyor. Yani nasıl şey yapıyorsun? Kapı arasına, ooo nasılsın oğlum? Salonda böyle. Yani koridora konuşuluyor. Kimse kimseyi görmemiştir, ben de görmedim. Ama herkesin bir saati var, o saatte salona konuşuyor. Bu hapishane hatıraları çok ilginçtir. İnsanın ruhunu yapılandıran bir malzemedir. Bu haletler böyle dışarıdaki gibi değil. Bakın 1,5 metre koridor var. Senin konuştuğunu gardiyanlar orada oturuyorlar. Kadınlarla meşgul olan kadın gardiyanlar, erkek de erkek orada özeldir. Şu 10 kişi, 10 tane hücre drone'la takip ediliyor. Özel hareketler var. Sağınızda, solunuzda, koğuşta, şöyle hücrede böyle konuşuyorsun. İşte 11-12 arası falanca numara konuşacak. Koridor ister dinlesin, dinlersen kapıya kullanırsın, istersen yatağına otururuz. Ondan sonra bana işte 1 ile 2 arası vermişlerdi. Sonra baktı ki bu hepimizi alakadar eden bir şey konuşuyor. Bana dediler ki senler limitsiz istediğin kadar meydana konuş. Hani nasıl başladım? İlk dersim şuydu. Aklınıza bela olursa hangi akılla aklınızın şerinden kurtulursunuz? Düşüncelerim düşüncelerime bela olursa bu bela olmuş düşüncelerimi hangi düşüncelerle yok edeceğim? İnsan niye mutlu değil? Ondan sonra yoldaş sen ne diyorsun ya dedi. Hayır yoldaş yok. Hepsi yoldaş diyor. Nasıl aklına bela olursa? Evet. Hangi akılla hangi bela olan aklı def edeceksin? Ondan sonra dedi ki, bazen tabii bir sokuyoruz tevhidi. Sandviç yöntemimiz var bizim. Ekmek, araya biber. İki tatlı arasının acıyı soktu mu, öyle yapıyor ha. Tabii kapıya vuruyor. Yoldaş! Oralara viraj al, girme! Öyle demek için demiyor da öyle yapıyor. Gene soktun diyor bir şey. Yani bir arada bir tweet'i sokuyor. Hani ama psikoloji anlatınca hepsi gece de uyandırıyor. Elhamdülillah. Yani kesinlikle birbirine saygısızlık yapmazlar. Tamam? Yapmazlar. Kendilerini motive etmek adına bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. İlaç yok kafayı uçturmak için. Dışarıda uçturdum. Bunu da ancak hapishanede yatanlar bilir şu söyleyeceğimi. Düşünülerek bilinemez. İlaç da adamları yönlendirebilirsiniz. Düşünmemek için. Peki hapishanede ilaç yok. Tek başına koşta yatıyor. Bu ayıldığı zaman sorgulamayacak mı davasını? Davasına nasıl tutunacak bu? Bu söz davasını sor. Davasına nasıl tutunacak diye bir çare bulmuşlar. Saat başı kaşıkla şeyi vuruyorlar. Demir kapıya.
Tok 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 tok. Bir grup. Sol grup. Bunu niye vuruyor? Saat başı devam. Yani başka bir sol grup musluğu açık tutuyorlar. Devamlı. Su açık. Niye akıyor? Hani rahatsız oluyor gece. Devam. Onunla tutulmuş davasına. Niye açık? Ha, devam. Dava unutulmasın diye. Uyuşturma bununla kullanılıyor. Kitap yok. Uyuşturma kapları yok. E nasıl tutunacak? Onun tevhidi de o oluyor. He bak. Saat başı. Ama bir kişi değil. Artık o 20 bin kişi var Silivri'de. Kaç yüz kişi? Onlar sen. Her ayrı ayrı yerlerden de yattıkları için saat başı vurma emri. Niye vuruyoruz? Devam. Niye musluk açık? Devam. Niye? Devam. Beyin devamına bağlı. Ben ne yapıyordum peki? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oraya o. Üç kesinlikle ezan okuma demez derdi. Sen vuruyorsun, biz bir şey diyor muyuz? Biz de bununla tutunuyoruz. Her ezan vakti okuyordu. Ezan okuyordu. Eşhedü en la ilahe illallah. Okuyordum hala. Her ezan vakti ben de onunla tutunuyordum. Yok kitap, bir şey yok. Söyle. Bakın kapıya vuruyor. Devam. Niye vuruyorsun? Devam. Kardeşim evlen, koptuklarda dava olmuyor. Davanın çilesini çekeceksin ya. Yanmak ya, öyle. Öyle şeyler. Ama karaman için. Hemen Kur'an'da da söylüyor. Topuklarınızın üzerine geriye dönmeyin diyor. Sahabeye dönünce falan. Tamam, zamanın sahabesi o. Yapamıyorsan bari yapana dil uzatma. Anladın mı? Adam, adam desinler. Bak ben onlara acayibime gidiyordu ve değer veriyordu. Adam dava hiç uğruna bu fedakarlığı yapıyor. Ve aleyhinde hiçbirisi yok. Dediğim şeyden yanlış yaptın yoldaş demedi. Yiğitsin yoldaşım dedi. Onun için sana saygı duyuyorum dedi. Ben de sana değer veriyorum. Saygı değil. Ama kahraman dediklerimiz adamlar şuna bak, dengesiz, muvazenesiz dedi. Ama bunlara bak, saygı duyuyorum diyor. Güvendiğin, beraber hareket ettiğin şey böyle diyor. Devam edeyim. Silivri'de C2 15 hücredeydim. Tam karşımda DHKPC kadınları vardı. Hepsi tekti. İnan ben davama onların üçte biri kadar fedakarlık yapabiliyor muyum? Sormuşum. Öyle idealistler. Öylemler yapıyorlar. Ne türlü muamele görüyorlar, sürünüyorlar. Koğuş değiştiriyorlar ikide bir. Ama yürümüyor. Kolundan tutup sonunda sürükleniyor. Ben az bazı yerlere beni götürürlerken görüyordum. Ben olduğum halde onların yaptığı fedakarlığı yazmışım burada. Üçte biri kadar yapamıyorum. Ben ise mızmızlanıyor. Ben mızmızlanıyordum. Ben buyum işte. Ben kendimi orada seyrettim. Böyle kuru şey yok. Kuru iddia yok. Kendimi olaylarınız, olaylar var ya yaşadığınız. O aynadır. Kendiniz orada seyredin. Sen olsun. Ben buyum. Bir de dışarıda ne soğuğun ne, bak dışarıda bir de dışarıda ne soğuk ne de sıcağa dokunmayan. Aman ne sıcak dokunsun bana ne soğuk. Beni muvazenesiz, dengesiz itham edenlere ne denilir? Yani adam idealist, kadın bağırıyordu. Hoca abi derdi. Abi derdi. Herkese birbirlerine o kadın şey abi derler. Ondan sonra abi derdi. Ve oradan
Allah'a anlattım, anlat dedi. O anlatınca, bir soru sorunca, din anlatsan şey yapmazsın, dinleme, kulağını verme kapı. Yani ister istemez dinlemiyorsun. Geç yatağını, o elhamdülillah namaza başlamıştı. Namaza başlayan var, X bir kadın ve liderdi. Namaza başladı. Adını da biliyorum. Ne soğuğa dokunuyorum, ne sıcağa dokunuyorum. Bir de muvazenesiz, dengesiz de itham edenlere ne denilir? Çilesi olmayan dava adamı olur mu? Çilesi olmayan dava adamı olur mu? Adam hiçlik için çile çekiyor ya. Hiç ya, ahireti yok. Hep davadan menfaatlanıyorsunuz. Biz hep menfaatlanıyoruz. Maddi ve manevi Allah insanlarda bulunuyor. Ruhumuza bereketi de vermiş. En azından kanser, deprem şey olduğu zaman hemen teselli buluyoruz. Ya, devam var. İştirak amal ürevi var diyoruz. Fedakarlık gelince mesmesinden yiyoruz. Hadi bir şey ya. Fatıramı verecek şey mi yapılacak? Bu davaya bir şey mi gerekiyor? Hiç. Ya bir de mismislanıyoruz ya. Bir de menfaatlanıyoruz. Baksanıza hayatınıza, nurlar tanıdıktan sonra maddi ve manevi hayatınız ne kadar düze girdi. E biz hep menfaatlandık biliyor musunuz bu davadan? Menfaatlanıyor yani küçük bir şeyler. E dava adam olmak lazım. Davan rahatlatıyor seni. Ahirete ümitli yaşatıyor seni. İnsanın en büyük sorunu olan kabri izah ediyor. Kabir kuyusundan seni kurtarıyor. Çukurdan seni çıkartıyor. Her olumsuzlukların altından yorumlarıyla, tesellileriyle sana huzuruna, mutluluğuna vesile olan davana ne verdin? Ne verdin? Ne hangi çilesini çektin? Onun insanlara ulaşması için ne yaptın, yapıyorsun ki tenkit etme hakkını kendinde görüyorsun. İnsan hapishanedekileri görünce ben davama pek bir şey yapamamışım dedim diyorsun. Onları görünce ben davama hiçbir şey yapamamışım. Yani dengesiz mi, muvazenesiz mi? Hayır adamlar, bravo adamlar. Hiç uğruna her şeyini feda etti. Her şeyi körpe daha delikanlı insanlar. Her şeyini feda etmiş. Hiç uğruna. Nesini takdir ediyorum? İnandığı bir şeye gidebildiği için. Davasının doğru yanlışını demiyor. İnandığı bir davaya fedakarlık yapabildiği için. Kafamızı sokmuşuz onun bunun teviline, beyinler uyuşturulmuş. Onun bunun teviline, onun bunun fikrine kafamızı vermişiz. Uyuşturulmuşuz oldu mu gördüm. Uyuşturulmuşuz. Ne zaman insanların telkininden çıktım, Kur'an ve Risaleleri gördüm, geçmişi de sorgulama imkanı gördüm, baktım ki bir kısım şeyler bize yanlış nakledilmiş. Öyle anlamaya kafam uyuşturulmuş. Oysa Risale'nin hayatında, fiili hayata bakınca ustadın hayatı tarihçede bellidir. Görün fiili hayatını. Kafalar uyuşturulmuş. Rehavete sokmuş rahatlık. Dünya perestlik bizi. Beni dışarıda tenkit edenlerin baktığım hayat seyirlerine araba markalarının peşindeler. Birkaç senede bir araba modellerini yükseltmenin peşindeler. Tenkit edenlere baktım. Siyasi arabalar markalarını değiştirmelerin peşindeler. Bir de oturuyor o siyah arabanın koltuğunda dengesiz, muvazenesiz, zamanında şey yapmayan böyle şefkat tokat, ağızlarına alışmış böyle. Tokat, ona butkat, buna zicir tokat. Arabasının modelini değiştirme. Ya kitap yazsa, para kazansa, ya orası ya burası benim dolaşsa, davanın çilesini çek bakalım. Kafayı sokmuşuz onun bunun teviline, uyuşturulmuşuz. Rahavete sokmuş rahatlık ve dünya perestlik bizi. Beni dışarıda tenkit edenlerin baktığım hayat seyirlerine araba markalarının peşindeler. Birkaç senede bir araba modellerini yükseltmenin peşinde. O zaman aldırma sen. Seni senden daha iyi yapanların tenkidini nazara al. Hangisini? Adam davasını yaşıyor mu?
Onun tenkidini düşün nazara. Ben tenkide çok açık bir insanım biliyorsunuz. Hürriyet-i şer'i, Allah'ın verdiği hürriyet-i şer'i birisinin kaldırmasına tahammül edemem. Hürriyet-i şer'i Allah size vermiş. Ben kaldıramam. Niye kaldıracağım? Ha siz de beni demiyor musunuz? Abi ben buna katılmıyorum ve rahatça beyan etmiyor musunuz? Pazar dersi olsun, ders olsun. Senden, seni senden dahi yapanlar, davasını yapanlar, tenkitlerini nazara alırım. Davasının işçiliğini, bak, davasının işçiliğini ve hamallığını yapanlara dikkat edin. Yanlış da olsa bak, bir şeyin peşine işçilik yapıyor. Hamallık yapıyor davasını. Patronluk yapmaya soyunanları sözlerine kale almayın. Davasının işçiliğini, hamallığını yapanların sözünü kale alın. Davasının patronluğunu yapanları bir eli yağda, bir eli bağda cemaat hazırlamışlar. Buyurun anons yapar gibi takdim. Falanca gelecek, konuşacak. Yani bu cemaatin bu hale gelmesinde bir katkı mı var? Geldin hazır cemaate, konuşma yapıyorsun onu. Herkes yapar. Hazırlamışlar, buyurun demişler. O şehirde katkın var. O benim ayağına kurban olduğum, o ayağa başımın üstüne olan o kardeşim, o cemaatin bir kişinin gelmesi için kaç sene uğraşmış? Kaç sene uğraşmış? Ben Almanya'ya mesela gittiğim zaman kelime-i şehadet dedi, Müslüman olan kaç tane var dedi bilmiyorum. Ben mi yaptım? Allah'tan kork. Yok. O kardeşim yapmış. Vesile olmuş. Ondan sonra ve o da demişti hocanın yanında ilan edeceğiz, beni beklemiş. Ama o kardeşim vesile olmuş. Yani biz bazı Anadolu'nun şehrine gittiğimiz zaman ders şey ortamı orası hazır ya, benim hiç katkım yok ki orada. Öyle bak geçmişim takar tak bir daha da mı? Bu patronluk kardeşim. İşçi, işçi. İşçi ve kölelik yapmış o benim kardeşim. Ayağı başımı üstüne olası o kardeşim. Hizmet etmiş. Ha? Bir bakıyorum onlardan ses çıkmıyor, patronlardan ses çıkıyor. Acaba bunların rahatlarına mı dokunuyor? Ya. Hey! Öne çıkma! Niye? Hayırdır, öne çıkmayın. Bir şey yapmadık adam. Dersini yapıyor. Öndekiyle rahatsız oluyor. Gördüm. Ders yapmayacağım. Ders yap, hizmette koşturacaksın. Öne çıkıyorsun. Yapmayınca tembel tembel oturuyor derler. Nasrettin Hoca eşeğe binmiş. Ayıp ya demiş ya. Hayvan üzerine oturulur mu? Yürümüş altına. Hoca dengesiz misin ya? Bunu Allah binmek için yapmış. Tekrar. Ona ne yapmış? Eşeğe yüklenmiş. Hani biliyorsunuz. Ya ne yaparsan söyle. Ya dershanede miskin miskin oturuyorsun bir şey yapmayınca. Gayret ediyorsun. Bir insan bir şey tanısın. Şef dersin, tamam mı? Gayret ediyorsun. Öne çıkıyorsun. Davanın patronluğunu değil, işçiliğini yapacaksın. Kur'an'da ikinci mektupta geçiyor. Sizden bir şey talep etmeyene uyun diyor. Nerede geçiyor abi? İkinci mektupta. Yasin suresinde geçiyor. Nasıl geçiyordu o? Bak. Sizden bir şey talep etmeyene uyun diyor. Allah diyor. Bak şurada. İn ecriye ilallah. İttebiu men la yeselukum ecren fehum ve hum muhtedun. Burada geçiyor. İttebiu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. Ya? Sizden diyor, sizden hizmetine mukabil bir şey istemeyene uyun diyor. Öyle, öyle yok. Bu kendi kendime konuşuyorum. Kimseye itham edecek halim yok ama en azından tavsiyem de şu. Yapamıyorsan yapanları bari tenkit et. Kimse dengesizlik yapmıyor. Herkes davasını icra ediyor. Bak o adamlar, DHKPC, TİKKO, onlar da bir şey inanıyor. Abi neydi mealen az önce sizin söylediğiniz, özür dilerim. O sizden diyor, sizden bir şey talep etmeyen. Tabi olun. Yani doğru yolda olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere tabi olun. Evet. Doğru yol mesela ilmi vardır demiyor. İhtine sırat-ı müstakim. Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da ilmi artır demiyor. İhtine sırat-ı müstakim. Başında, ortasında, sonunda hidayet olan istikamet. Herkes diyor ki
ben istikametteyim. O fiiliyatına bak. Fiiliyatına bak, fiiliyatına. Sizden ne bir şey istiyor? İtte bu men la yeselekum ecren ve hum muhtedun. Hiçbir şey talep etmeyen, hizmetine mukabil bir şey istemeyen, ittiba edin. Acaba buna uysaydık bugün Türkiye'de böyle bir şey olur muydu mağrım? Ya. Patronluk yapmaya soyunanların sözlerine kale almayın. Arabanın sesi gibi düşünün. Rüştü abiye dedim ki, bitiyor. Kaç dakika sonra geçelim. Abi dedim. Filozof dediler sabah adama. Filozof. Bana da öyle diyorlar ya. Daire-i Nur içinde Muhyiddin Arabi mi dersin diyenler bana. Felsefeci mi dersin? Zarar veren mi dersin? Zarar veriyor. Zarar hizmeti. Aramıza giren hayır mi dersin? Bana diyor. Tamam, 56 yaşındayım. 17 yaşından beri dersen de vakıfım. Aramıza giren hainmişim. Nasıl sakladınız kendinizi o kadar? Şimdi Rüştü abi dedim. Felanca dedim. Risale-i aleyhine bulundu. Böyle böyle dedim. Ne cevap vereyim diye sordum. İspiyon için değil. Böyle böyle sordu. Biz de gençiz. Yer yer derslere sağa sola gittiğimiz zaman Üsküdar'a gitmiştim. Böyle diyor, ne cevap vereyim dedim. Hı? Böyle yaptı. Tabii huyunu biliyorum ya. Orada yanında büyüdü mü? He? Durdum. Duymadı değil. Biliyor. Öyle birisi yaşıyor mu dedi. Bende ses yok. Korkuyor. Öyle birisi yaşıyor mu? Bak, ahi de. Bak kardeşim. Bir insan yaşarsa sorusu olur, sorusuna cevap verir. Böyle bir insan yaşamıyor ki dedi. Yaşamadığı için sorusu da yok. Sen nerede çıkarıyorsun bu soruyu? Sonra git. Biraz bol kalktı, geri döndü. Ben onları alemimde öldürdüm. Öyle birileri yaşamıyor. Onların sesi motor, arabaya motor, arabaya araba demezdi. Motor derdi. Motor sesi var ya dedi. İşte biraz denizcilikten gelmiş. Bu deniz şeyler var ya, balıkçı motorlar, pat 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 pat. Aynı öyle düşün. Sen dönüp bakar mısın motor sesini? Allah Allah, ne çıkıyor? Bunların sesi motor sesi gibidir. Bunların yaşadığını ben inanmıyorum ki soruları olsun. Anladın mı? Anladım abi dedim. Bazı insanları aleminizde öldürün. Bazılarını da diriltin. Meşgul olmayın. Arabanın sesi gibi düşünün. İsa Aleyhisselam demiş ki, bir mana, hatırıma kaldığı kadar hapishanede, şimdi karanlık mahzenlerde, hapishanede yazıyorum ama hatırladım. İsa Aleyhisselam sözünü hatırladım. Bir mana tam belki değil. Ne demiş biliyor musun? O ilk zamanlarda nerelerde ders yapıyordu? Şimdi karanlık mahzenlerde mırıldandığınızları gelecekte sarayların balkonlarından haykıracaksınız. Bir daha. Şimdi karanlık mahzenlerde mırıldandıklarınızı gelecekte sarayların balkonlarından haykıracaksınız. Şimdi mahzenlerde konuştuklarım var ya, çok zor konuşuyoruz böyle. Aman ha, öyle bir zaman gelecek ki balkonlardan haykıracaksınız. Tenkit edeceğin zaman şöyle bak. Kim demiş? Kim bu? Kime demiş? Bu kim? Ne makamda demiş? Ne maksatta ve niçin demiş? Yoksa sırf söze bakıp durma. Bunu Risale 25. sözde geçiyor. Kim demiş? Kim? Kime demiş? Niye demiş? Ne makamda söylemiş? Yoksa ya ama niye demiş? Bakıp durma. Dengesiz o zaman olursun. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda demiş? Niye demiş?
Anladın mı? Davasının ne adamları var? Bak, davasının ne adamları var? Doğru yanlış. Bak, davasının ne adamları var? O hücreleri söylüyorum. Doğru veya yanlış. Ben davasına adanmış hayatlara şahit oldum. Ben davasına hayatını adamış dava adamlarına, kendi batıl dahi olsa samimi adamlara çok denk geldim ki ustad, batılda dahi olsa ihlas vardır diyor. İhlas iki tanedir. Batılda dahi ihlas olsa muvaffak olur diyor ustad. Batılda ihlas olur mu? Allah için demektir ihlas. Batıl, ustad diyor, batılda dahi olsa ihlas, ihlasla muvaffak. Ne demek? Allah'ın iki türlü kanunu var. Allah'ın iki türlü kuralı var. İkisinde de ihlas, ders bitti de. İkisinde de ihlas var. Allah'ın bir kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimuşşan'a ittiba etmek bir ihlastır. Dua gibi değil mi abi? Evet. Dua oluyor. Allah'ın irade sıfatından gelen adetullah kanunları var yeryüzünde. Onlara da ittiba etmek, gerektiği gibi adetullah'a deprem için sağlam ev yapmak duadır. Allah'ın adetine uymak ihlastır. Batıl davasının kurallarına muvaffak olmak için kurallarına uymak ihlastır. Yani Allah'ın adetullah kanunları irade sıfatından geliyor. Ona da uymak ihlastır. Anladınız mı bu? Anladık abi. Bir kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimuşşan'a manevi böyle uymak. Bir de adetullah kanunları var. Soğuksa palto giyeceksin. Bir şey muvaffak olmak için fedakarlık yapacaksın, vereceksin. Adam Mayıs Haziran Coca-Cola gelirini İsrail'e bağışlıyor. Filistin'e bomba attığı için. 2 aylık. Ocak değil yani. Evet, kesinlikle. Ben çok iyi. Temmuz Ağustos'un en sıcakta kazandığı parayı adam ve bombanın üzerine kendi amblemini yapmış. Patlamamış bir bomba ve parçasından Coca-Cola yazıyordu. Bunu görmüşsünüzdür. Filistin altına bombaların üzerine Coca-Cola yazıyor. Ve Temmuz, Ağustos 2 aylık cirosunu ona vermiş. Adam nasıl muvaffak olamayacak? O, ama İslam dünyasının onun halinde, onun halinde. Biz de içiyoruz abi. He? Biz de içiyoruz. Ve adama diyorum ki, yani hayatta ne diyorsun, hayatı nasıl anlamlandırdınız? Sen ne diyorsun diyor ya. Soğan, patlıcanın var mı? Bana onu ver. Yani bu memleket meselesinde soğan, patlıcan mı senindir? Ne olacak başka? Bana ne dedi ya? Ne memleketi? Nerede soğan var, patlıcan, ben orayı memleketimdir diyor. Benim nerede karnım doyarsa orasıdır. Yani vatan imanda, vatan sevgisi imandandır. Adamın umrunda. Umrunda değil. Hayat ölmüş yani abi. Bitmiş. Bitmiş da. Adam mesela Kur'an'ına hücum ediyor. Diyor ki, yani demişler diyor kadınlar neden olmaz. Yani Allah Resulü, bir kadın başınıza geçerse, kadın başınıza geçerse toprağın altı toprağın üstünden daha hayırlıdır. O ümmet bir daha ebedi iflah olmaz diyor hadis. Bir manasıdır. Bunu söylüyor kadın. Demişler ki diyor, peygamberimiz itham ediyor. Demişler ki diyor, kadınlar lider olmazmış. Bunu duyuyor adam. Bu sözü diyor. Kalbinde de iman taşıdığını bu halde zannediyor. Ve peygamberimize gittiğini bile söylüyor. Hal onun yanında olabiliyor. يَسْتَحْقُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Batıla değil taraftar olmak meylediğini Allah cehennemle tehdit ediyor. Allah desin de tövbe estağfurullah. Hiç adamım. Her soğan ve patlıcanın var mı? Kadınlar lider olmazmış. Bir de böyle söylüyor. Bunu kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Ve sen Müslümansın. Bunu o diyebilir. Sen Müslümansın. Peygamberine böyle itham edeni ona eliyorsun. Alkışlıyorsun. Müslümanım diyor. Ne olur bir şey olmaz diyor. İmanlarının hiçbir şey olmayacağını zannediyor.
Dava, dava. Kimisi davasının adamı, kimisi de dava kendisinin adamı. Kendisine hizmet ettirmiş. Kimisi davasına hizmet ediyor, kimisi davası kendisine hizmet ettiriyor. Ya. Kimisi davasının işçiliğini yapıyor, kimisi davasının patronluğunu yapıyor. Kimisi davadan istifade ediyor, kimisi davaya istifade ettiriyor. Evet, kusura bakmayın biraz böyle dava adamlığı sıfatı olsun diye böyle bir sohbeti seçtim. Çok ders güzel. Değil, İslam dersi değil. Layık abi. Layık'a da değil, bizim sohbetimiz. Çok güzel oldu. Evet, vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.